Ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden komiser Ahmet Çamur yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Naaşı Van'a getirilen komiser Çamur için jandarma filo komutanlığında tören düzenlendi. Van valisi İbrahim Taşyapan, askeri Erkan ve polisler ve Çamur ailesi fertlerinin katıldığı törende İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından okunan duanın ardından şehidin tabutu omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde uçağa konuldu. Van'da yapılan törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla cenazesi Trabzon Havalimanı'na getirilen Ahmet Çamur'un naaşını İçişleri Bakanı Sabahattin Öztürk, Trabzon Valisi Abdülcelil Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Köksal'la çok sayıda polis ve askeri görevli karşıladı. Aynı uçakla birlikte Trabzon'a gelen şehit eşi hakim Gökçen Çamur'la kızları Elanur, Begüm ve Tuğçe Çamur cenaze için Trabzon'un Çaykara ilçesine hareket ettiler. Ekber ve lillahilhamd. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Harekat Şubesi'nde görevli komiser Ahmet Çamur'un cenaze törenine katılmak üzere karayoluyla Rize'den Trabzon'un Çaykara ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe merkezine gelişinde ilk olarak cenaze töreni için bekleyen şehidin yakınlarına taziyede bulundu. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Taziye sırasında şehit yakınlarının polise ve askere vur emri verilsin demesi üzerine Erdoğan, "Bir dakika dinleyin. Şu anda polisin de askerin de vur emri var." diyerek cevap verdi. Erdoğan'a şehidin yengesinin "Bizim evden sana 6 oy verdik, şehidin kanını yerde bırakma" demesi dikkat çekti. Cenaze namazı sonrasında Erdoğan, cenazeye katılanlara yönelik bir konuşma yaptı. Bu topraklar şüheda kanıyla yoğrulmuş topraklar. Ve bu mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Yeter ki biz bir olalım. Tek bayrak olacağız. Tek vatan olacağız. Tek devlet olacağız. Devlet içinde devlet asla müsaade etmeyiz. Buna fırsat vermeyeceğiz. Cenaze namazının ardından Çamur'un cenazesi ilçeye bağlı Soğanlı Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.